bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda birazcık dolar TL konuşacağız, altın konuşacağız, borsa konuşacağız, küresel piyasalardan bahsedeceğim size ama en önemlisi de dolar TL'nin geleceği ile ilgili. Bugün Merkez Bankamızdan önemli veriler açıklandı. Onların üstünden tek tek geçerek burada yıl sonu tahminlerinde Kimin haklı çıkacağını bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar 2-3 ay önce konuştuğumuz zaman yıl sonu tahminlerine baktığımızda uluslararası raporlarda ne vardı? 41-43 lira arasında fiyatlar vardı değil mi? Ama velakin şimdi bugün menkul kıymet istatistiklerine bakıyorum. Ee, geçtiğimiz haftalardan bugüne kadar dengesiz de olsa kimi haftalar geriye dönse de bir giriş var. Yani evet tefeci sermaye. Bunun maliyetini faiz olarak bizler ödüyoruz. Evet kabul ediyorum. Kur kontrollü bir şekilde yukarıya salınıyor. Bu bir başarı mıdır değildir. Bunu başarı görenlere hemen söyleyelim. Bu tefeci sermayesiyle baskılanan bir kur. Haliyle tefeci sermayeye de bir faiz ödendiği için bunun gurur duyulacak bir yanı yok. İhracattan gelseydi bu paralar tamamen bize ait olsaydı faiz ödemeseydik elbette doların kontrollü bir şekilde yukarıya gitmesiyle herkes mutlu olabilirdi. Ha diyeceğim noktaya geleyim. Olay şu. Madem burada böyle böyle girişler var. Mesela bugün menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Geçen hafta 17 milyon dolar bir giriş vardı. Ya bu ne dedik? Böyle dengesizlik mi olur? Bu dengesiz girişler kesilirse ve ben bunu yine söylüyorum, carry trade parasıyla doları kontrol edemezsiniz. Bu bir yerde kırılır ve başınızı iş açar. Nedir bu iş? Adını söyleyelim. Dolar TL'nin yükselmesi. Şimdi bu haftaki veriye baktığımda kuvvetli bir giriş görüyorum. 1.4 milyar dolar. Haliyle bu tefeci sermayenin girişiyle dedik ya kontrollü bir şekilde yukarıya doğru salınım varken uluslararası raporlarda içeride de dolar tl tahminlerinin 38-40 lira arasında değiştiğini görüyoruz. Ama ve lakin, burada 40'ı geçip 50'ye doğru hızlı bir koşu için de bir alan var mı? Var. Peki bu alan nasıl mümkün olabilir? 40'ı geçip 50'ye nasıl koşabilir dediğimizde bugün dolarla iş yapanları, doları portföylerinde tutan kardeşlerimizin bilmesi gereken iki tane önemli olay var. Bir iktisadi bir de siyasi olay anlatacağım. Eğer bu iki olaydan birisi gerçekleşirse arkadaşlar o dedikleri 38-40 arası tahminleri alın çöpe gönderin gitsin. Dolar TL 40 baremini geçer ve ondan sonra 50'ye doğru gider arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda bunu anlatacağız. Yalnız önemli veriler geldi demiştim. Şöyle Merkez Bankası'ndan onları bir ekrana alalım. Gelsin ekrana. Bakın birincisi Bireylerin döviz mevduatlarında artış var diyor. Haliyle bir programın ortasında döviz talebi birey bazında artıyorsa, bakın ben ondan çekinirim işte. Yani yıl sonu 38-40 arası dolar tahmininizin yatma ihtimali olur. Ne diyor arkadaşlar? E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak 501 milyon dolar arttı. Bu benim bu hızlı alım 501 milyon dolar iyi ciddi bir rakam benim midemi bulandırdı. Bunu kenara koydum. İkincisi kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduat niye geldi arkadaşlar? Yüksek bir faiz ödeyip bu faizin bedelini de bize yansıtarak dolar tl'deki yükselişi bir şekilde e, tutmak için. KKM'de düşüş hızlanarak sürüyor diyor. Ama ve lakin geriye kalan rakam da hala çok büyük bir tehdittir. Dolayısıyla ileride anlatacağım iki şart karşımıza çıkarsa KKM'nin bir saatli bomba gibi kuru patlattığını da görebiliriz. Ha, hani ne demiş şimdi? Kur korumalı mevduatlarda 16 Ağustos haftasında 55.2 milyar liralık düşüş kaydedildi. Çözülme hızlandı. İyi gayet güzel çözülme hızlansın diyoruz. Ama bakın kazın ayağı öyle değil devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu iki haberi verdikten sonra çok kısaca merak edenler olabilir küresel piyasalara bir değinip olayı Türkiye'ye bağlayalım. Şimdi çarşamba günü açıklanan ılımlı Fed tutanaklarına göre arkadaşlar Fed üyeleri veriler iyi gelmeye devam ederse Eylül'de faiz indirimine kapıyı açtılar. Ve bu faiz indirimi zaten uzun süredir bekleniyordu biliyorsunuz konuşuyorduk ve dolar endeksi arkadaşlar Temmuz başında 105 değerinden dün 101'e falan çıktı bugün ben bu videoyu hazırlarken minik bir yükselişle 101 falan seviyesindeydi şimdi dönüp Türkiye'ye de baktığımda bir hadise var bu da şeyle örtüşüyor yani bireylerin talebindeki artışla örtüşüyor midemi bulandıran hadiseydi demiştim. Türkiye'de kur yükselirken kapalı çarşı ve banka arasındaki makas yine artmaya başladı. Tabi lira seviyesinde değil. Kuruş seviyesinde ama takdir edersiniz ki bu işler de önce kuruşla başlar sonra devam eder arkadaşlar. Bu sıkıntı yaratabilir. Kısaca bir de borsaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul'u izliyorsanız görüyorsunuz 10 bini aşamıyoruz. Burada bir problemimiz var arkadaşlar. 10.000'in 10 altında kaldığımız sürece ben hep şunu söyledim. Evet Ağustos sonuna kadar bir patinaj yapacağız. 10.000'in 10 altında 9500 dahil bir riskimiz vardır. Ama 9500-10 bin arasında bilançoları an itibariyle iyi gelen şirketlerde pozisyonlanan yatırımcıların Orta vadede dolar, altın ve kripto getirilerini de geçeceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın bir, FED faizi indirdiği zaman haliyle oradan bir yabancı sermayenin iyi seçilmiş, nakit akışı güzel, maliyetleri kontrol altında ve karlılığı şu döneme göre bile iyi sayılabilecek şirketlere gireceğini değerlendiriyorum. Bu tabii ki çok olmayacak. Bunun miktarı kuru düşürecek kadar olmayacak. Ama bu şirketlere ortak olanları zengin edecek kadar da güzel bir giriş olacak. İkincisi enflasyon. Enflasyonist süreçte şirketlerin yüzü daima güler arkadaşlar. Üçüncüsü dönüp şirket bazı değerlemelerimizin düşüklüğü bir alım fırsatı yaratacaktır diyorum. Dolayısıyla yıl sonundaki 14-15 bin tahminimizi bu durum hala canlı tutmaktadır diyoruz. Bu şirketleri biz arkadaşlar Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubunda açıklıyoruz. En son 21'ine kadar olan Hisselerin analizini yaptık, açıkladık. Buradan güzel portföyler oluşturacağız. Eğer katılırsanız görebilirsiniz diyorum. Altına döndüğümde altında arkadaşlar tabii ki e, rekor seviyeler deneniyor. Mesela 10 altın 2500 dolar önemli bir seviye. 2500 doların üstünde biz yükselişin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Keza aynısı gram altında da için de geçerli. 2700 dolar üzeri burada yükseliş devam eder diyoruz. Şimdi arkadaşlar dolara gelelim yavaş yavaş yani 40'a aşırtıp 50'ye gidecek. Ve az önce gösterdim alımlar birazcık ciddileşiyor. E, buradaki iki şart nedir dediğimizde. Şimdi bugün Merkez Bankamız arkadaşlar Mart sonrası Türk Lirası'na dönüşün bir analizini yaptılar. Buna göre notlar aldım. KKM'den çıkan paranın neredeyse %33'ü dolara ve altına dönmüş son 2 ayda 14 milyar dolar çözülüyor. Yabancı para mevduatı 3.3 milyar dolar artıyor. Toplam mevduatta TL'nin payı 48.4'ten 51.8'e çıkıyor 2 ayda. Yabancı para mevduatı da 210'dan 190 milyara düşüyor. Bu gerçekten güzel olarak gösteriliyor. Lakin bu bir başarı mı dediğimde arkadaşlar bunun bedeli 50 politika faizi kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla insanların fakirleşmesi pahasına doların kontrol altına alınıyor olması, öyle görünmesi bence bir başarı değil arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki dolarizasyonun düşmesi için yapılması gerekenler enflasyonun düşmesi. Peki bu düşer mi dediğimde yine bugün merkezin açıkladığı bir veriyi söyleyeceğim. Enflasyon düşer mi? Bu program devam eder mi dediğimizde çünkü yüksek bir faiz var. E bir şekilde Fed faizi indirdiğinde buranın da indirmesi lazım. Çünkü dün Recep Bey'le yaptığımız yayında anlattık. Sanayiciler, ticaretçiler isyan bayrağını kaldırmış durumda arkadaşlar. Çözülecek yani patır patır domino taşları gibi bu firmalar devrilmek üzere. Haliyle en geç Ekim Kasım'da bir faiz indirimi gelecek. Enflasyonun düşmediği bir yerde faiz indirimi geldiğinde biz bu bantı başa sararız değerli arkadaşlarım bunu çok konuştuk. Ve bakın gıdadaki problemleri anlattım enflasyonun düşmemesine gerekçe olarak. Aracıların fahiş bir kar hırsı var. Mesela Tarımda hep söyledim bunu, e, hal yasasının geçmemesi. Kur geçişkenliği, kur 34'e vurdu haliyle bu bir enflasyon yaratacak. Göçmenler hala duruyor, göçmenler pamuklara sarılıp saklanıyor bu ülkede. Bunların talepleri enflasyonu canlı tutacak. Ve en önemlisi şimşeği eleştirdiğimiz nokta para politikasında faizi yüksek tutmasına rağmen para miktarına baktığımda arkadaşlar bakın M3 son veri 17 trilyon 240 milyar. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Yıl başında ön 14'tü. Şimdi 17 trilyon 240 milyar olmuş. Bir önceki yıl 2022'nin başında 8.4 trilyondu. Bu kadar artan bir para arzı varken 17 trilyon 241 240 milyarlık M3 varken o enflasyonun düşmesi sıkıntılı olabilir. Peki tamam 50 gibi bir sürpriz değere ulaşmak mümkün mü dediğimiz zaman İki şart var diyoruz. Yani bu anlattığımız enflasyonun yukarıya çıkmasında 38-40 gerçekleşmese de bu politikanın devamıyla en fazla kuru 43-44'te tutabiliriz. Ama 43-44'ün aşılıp 50'ye koşulması için iki tane şartım var. Bunlardan birincisi siyasi. Değerli arkadaşlarım o şu siyasi risk. Bahçeli ve Erdoğan arasında bir kıyamet dengesi var. Nedir bu arkadaşlar? Kamuoyuna baktığımızda bir MHP'nin Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendirilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu dava yoluyla partinin yıpratılmasına karşı son derece büyük tepkileri var arkadaşlar. Bunu aldım kenara koydum. İşaretler bunlar, konuşulanlar, iddialar o şekilde. Diğeri arkadaşlar bakın, Bahçeli ile Ali Koç'un bir buluşması vardı geçtiğimiz günlerde. Orada kitaplıkta 17.25'te durmuş bir saat vardı arkadaşlar. Bu da nedir? 2013 yılına döndüğümüzde 17.25 Aralık'ta 4 bakan ve çocukları kamu görevlilerine ilişkin bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılmıştı. Ha doğrudur yanlıştır. Ben onu siyaset yorumunu yapmıyorum şu an. Ama böyle bir olay olmuştu. Bahçeli'nin odasında 17.25'i gösterdiği zaman Burada işte arkadaşlar iki partinin de rahatsız olduğu konular var ve bu sadece e, hani birleşerek oy toplamını sağlayalım ve iktidarda e, olalımdan daha farklı alanlara gidiyor. Burada iki partiden birisi buradaki bu siyasi dengeyi bozarsa arkadaşlar haliyle siyasi denklem kökünden değişir ve kur 50'ye koşar diyoruz. İki parti iktidarda MHP'nin desteğiyle çünkü AKP'nin oyları düştü ama iki partinin de rahatsız olduğu davalar var. Haliyle bu dengelerden birisi birisinin aleyhine bozulduğu zaman siyasi denklem değişir diyorum. E, bu ortaklık bozulur ve kur 50'ye koşar diyoruz. İkinci şart. Sanayi ve ticaret dünyasının faiz kur kuşatmasına Bakanlık ve Merkez Bankası direniyor. Sanayicilerin ve ticaret erbaplarının. Ancak burada saray taviz verirse arkadaşlar. Burada sa sarayın tavizi şu. Yani biliyoruz dün detaylı konuştuk. Saatlerce topla Cevdet Akçay arasında bir e, toplantı yapılmış. Yani bu yüksek. Faizden ve kurun seviyesinden rahatsızlar. Hal böyle olduğu zaman da bunun önünde direnen bariyerlerden birisi Merkez Bankası ve demiştik ki önceki videolarda Cevdet Akçay'ın sağlık sebebiyle görevinden affını istemesi programın çöpe atılacak olmasının bir işaretidir. İkincisi dilimi sarıyorum. Şimşek'in alınması direkt çöpe atılmış halidir ve kasımda. 4-5 puandan fazla bir faiz indirimine gidilmesi enflasyon yukarıya doğru giderken bu da programın kafasına intihar etmesi demektir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Yani yabancı sermaye bu iki şart karşımıza gelirse gelmez. Şu an dengesiz bir şekilde yüklü ya da yüksüz girişler oluyor haftalık bazda. Ama arkadaşlar bu olaylar kurdaki talep zaten canlanmaya başladı. O talebi çıldırır. KKM'nin Dolara dönüşünü hızlandırır. Yani bantı başa sararız diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ekonomide reel sektör çöker. Bireysel iflaslar artar. Ve ülke direkt seçime gider diyoruz. Son olarak benim gördüğüm ekonomik ve siyasi düzlem bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.